Bolu'da TÜBİTAK destekli projeyle soğuk stresi ve dona dayanıklı taze ve kuru fasulye çeşidi geliştirildi. 3 yıl süren çalışmayla Antalya ve benzer ekolojilerde tarlada kış mevsiminde taze ve kuru fasulye yetiştirilebilecek. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü projenin tanıtım toplantısı Bolu'da Aşağı Zoku Mahallesi'ndeki uygulama tarlasında yapıldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahdettin Çiftçi ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Faik Kantar'ın öncülük ettiği projenin toplantısında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileriyle öğretim üyeleri yer aldı. Profesör Doktor Vahdettin Çiftçi soğuğa karşı dayanıklılık gösteren fasulye çeşidinin -4 derecede ve 10 santimetre kara rağmen gelişimini tamamladığını kaydederek uygulama tarlalarında gerçekleştirilen testlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Fasulye 8-10 santigrat derecenin altında çimlenmez ve büyümez. Dolayısıyla 5 santigrat derecelere dayanıklılık bile fasulye için iyi bir sonuçtur. Ama bizim çeşitlerimize -3 dereceye kadar dayanan genotipler var. Profesör Doktor Çiftçi, projenin temel hedefinin soğuğa karşı dayanıklı fasulye çeşitleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Antalya ve benzer ekolojilerde kışa dayanıklı fasulye yetiştirebilirsiniz demektir. Ya da Bolu ve benzer ekolojilerde erken ekerek bir ay daha erkenden taze fasulyeyi piyasaya sürebilirsiniz demektir.